Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine yılbaşı çiçekleri ile ilgili birazcık sohbet edelim istedim sevgili arkadaşlarım. Açmayan yılbaşı çiçekleriniz var ise sizlere güzel bir tarif vereceğim. Bu tarif ile e, çiçekleriniz bol bol tomurcuk yapıp çiçek açacak sevgili arkadaşlar. E, çok hoş ve çok güzel bir tarif çok hoş diyorum gerçekten çiçeğimizin kökünü besleyerekten hem gelişme hızını çoğaltacak. E, sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacak hem de bol bol çiçek açmasını sağlayacak arkadaşlar. Bu da diğer yılbaşı çiçeğim. Gördüğünüz gibi bu yılbaşı çiçeğimde e, şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar, yılbaşı çiçeği yetiştirenler bunu çok iyi bilir. Diğer çiçeklere göre yılbaşı çiçeklerimiz biraz geç gelişiyor. Sizde de öyledir sanırım çünkü bu e, yılbaşı çiçeğin cinsinden sanırım. Geç gelişen bir çiçek. Fakat bazı yılbaşı çiçekleri gelişirken geç de olsa, bazıları da sadece ektiğimiz gibi toprakta, saksıda kalabiliyor arkadaşlar. Bunun için neler yapmalıyız? Bakın bu, e, bundan yavru alarak çoğalttığım yılbaşı çiçeğim. Küçük, henüz daha küçük. Ama büyüme işaretlerini sizler de görüyorsunuz. Bakın şöyle sanki parmaklarını açmış gibi. 2 4 6 tane bir yaprakta 6 tane yaprak çıkarmış Maşallah ee, yine aynı şekilde böyle çift çift yapraklarımız geliyor Bu çiçeğimizin sağlıklı verimli olduğunun işaretidir hem de e, çiçeğimizi ektiğimiz gibi durmuyor büyümeye sağlıklı bir şekilde büyüme hızını arttırarak büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Verdiğimiz vitaminler de bunlar da etkili diyebiliriz. Yılbaşı çiçeklerimizin geneli cinsi fark etmez. Geneli evin içerisinde durması gereken bir çiçektir. Şimdi bazen yorumlarda okuyorum. Arkadaşlar bana soruyor biraz evin içerisinde biraz dışarıda ne zaman evin içerisine alabiliriz kaç gün dışarıda durabilirim diye ee, dediğim gibi yılbaşı çiçekleri geneli evin içerisinde soğuk ve ışık alan bir yerde dursun fakat evin içerisinde dursun sadece dışarı ne zaman çıkıyorum biliyor musunuz arkadaşlar mesela kötü kokan bir vitamin olursa hani evde genelde doğal vitaminler veriyoruz ya mesela ee, kötü kokan dedik haşlanmış fasulye suyu kuru fasulye haşladığımız zaman zaten evde bir fasulye kokusu olabiliyor bunun suyunu da çiçeğimize verdiğimiz zaman tekrardan evin içerisinde o fasulye suyunun kokusu yansımaması için evin içini sarmaması için o koku mesela fasulye suyunu verdiğimiz zaman bu çiçeğimizi bir iki gün açık balkonunuzda bekletebilirsiniz sonrası tekrar evin içerisine alabilirsiniz aynı şekilde mesela çay veriyoruz çay çöpü çay çöpünün sinek yaptığını söyleyen sevgili arkadaşlarımı yorumlarda okuyorum bunun için de çay verdiğimiz zaman vitamin olarak yine çiçeğimizi bir iki gün açık balkonumuzda çayın kurumasını beklemeliyiz sonrasında sinek böcek olmasın diye tekrardan evin içerisine alalım arkadaşlar çayda verdiğimiz zaman yeni gelen yapraklarımızı görüyorsunuz kökünden dallar vererekten yapraklar vererekten tekrardan büyümeye devam ediyor yılbaşı çiçeğimiz birçok saksı yılbaşı çiçeği var bunların içerisinde ikisi farklı cins diğerleri aynı bundan bu cinsten olan birçok yılbaşı çiçeğini çoğalttım arkadaşlar şimdi yılbaşı çiçeğinin çoğaltımını sonbahardan başlayarak ilkbahara kadar yapabilirsiniz yazın pek Önermiyorum şöyle bu bir kış çiçeği olduğu için kışın soğukta daha verimli tutuyor. Bunun için sonbahar ve ilkbahar arası çiçeğinizin e, çoğaltımını yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım toprağımı zaten biliyorsunuz. E, bir önceki videomda da topraktan bahsetmiştim sizlere. Doğal gübreli toprak kullanıyorum. E, doğal gübreli toprak bulamıyoruz diyen arkadaşlar var e, yorumlarda. Eğer doğal gübreli toprak bulamıyorsanız bir köyünüz yok ise hemen şöyle bir kabın içerisinde normal çiçek toprağını yumuşak bir toprağa koyunuz arkadaşlar. Tekrardan içerisine bir avuç kadar çi çay çöpünü karıştırınız o toprağın içerisine. Harika verimli bir toprak elde edersiniz. Aynı ee, doğal gübreli topraktan bahsettiğim gibi bir toprak elde edersiniz. Mutlaka deneyin çayı araştırabilirsiniz çay bilimsel olarak da kanıtlanmış bitki ve çiçeklerde etkisi çok e, güzel arkadaşlar hem çiçeğimizin gelişimi bitkilerimizin gelişimi hem de e, daha güçlü verimli olması için toprağına gübre oluyor bitki ağaç ve tüm çiçeklere uygulanabilecek harika bir vitamindir çay çöpü çay posası çay demi Bazı yılbaşı çiçekleri tomurcuk veriyor, çok güzel tomurcuk veriyor. Fakat tomurcuklarını açmadan bu şekilde çiçek açmadan döküyor arkadaşlar. E, bu genelde çiçeğimizin havasız bir ortamda ve çok fazla su vermekten kaynaklandığı içindir. Ayrıca sıcağın da etkisi olabilir arkadaşlar. Bunun olmaması için Çiçeğinizin tomurcuk yapıp tomurcuklarını açmadan dökmemesi için bu dediklerime dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca vitamin olarak da az önce sizlere belirttiğim vitaminler bir de haşlanmış patates kabuğu suyu. Bu da çiçeklerde çok etkili. Bunu özellikle sardunyalarıma, karanfillerime ve kalanşo yılbaşı çiçeklerime, veriyorum arkadaşlar aslında tümüne veriyorum öyle söyleyeyim e, pat patatesin kabuğundaki nişasta bitkideki toprağa döküldüğü zaman e, gübre oluyor arkadaşlar daha güçlü daha verimli bir e, kök oluyor ve bu da dallarına yapraklarına çiçeklerine yansıyor pirincin nişastası ve patates kabuğunun nişastası harika vitamin oluyor Sizlere de öneririm. Evet sevgili arkadaşlarım. Bir de şu vitaminden bahsetmek istiyorum kısaca. Bu nedir? Bunlar küçük küçük doğranmış ee, soğan ve sarımsak. Bunları kaynatıp soğuduktan sonra bir bardak olarak suyunu da çiçeklere verebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz kabuklarıyla beraber kaynatın arkadaşlar. Soğan ve sarımsak suyu çiçeklere multivitamin görevi görüyor. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.